yatırımcıların tercihi Saxo Capital Markets sunar. Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Avrupa Merkez Bankası kararını açıkladı ve kararın metninin ardından şimdi Draghi'nin basın toplantısını bekliyoruz. Karar aslında oldukça önemli. Piyasa açısından da beklentileri ilk etaptaki fiyatlamalarda oldukça karşılayan bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Neler yaptığını kısaca sayalım. Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizinde piyasanın beklediği gibi 10 bas puanlık bir indirim -0.40'a indirdi. Keza yine aynı zamanda tahvil alım programlarını yaklaşık 10 milyar euro civarında bir ortalama beklenti vardı. 20 milyar euro artırarak aylık alımı 60 milyar eurodan 80 milyar euroya çıkarttı. 4 tane 4 yıl vadeli yeni hedefli LTRO ile piyasaya para vereceğini, bankalara para vereceğini açıkladı. Krediye dönüşebilmek suretiyle. Dolayısıyla bu da önemli. 4 ayrı ihale açılacak. Bu çerçevede rakamlar biraz daha büyümüş olacak bilanço bazında bakıldığında. Diğer yandan sadece mevduat faizini değil aynı zamanda politika faizini ve marjinal borçlanma faizini de aşağı çektiğini gördük. Bunlar da dikkate değer. Özellikle mevduat faiziyle bu faizler arasındaki makasın çok fazla açılmasını da engellemiş oluyor böylelikle Avrupa Merkez Bankası. Diğer taraftan da yine önemli unsurlardan biri, acaba banka tahvili alır mı diye bakıyorduk. Banka almıyor ama şirket tahvillerinin alımını gerçekleştiriyor. Yapmadığı neler var? Özellikle mevduat tavanını kaldırmıyor. Dolayısıyla -0.40'ın altındaki tahvilleri almamaya devam edecek gibi görünüyor şu an itibariyle. Keza yine önümüzdeki döneme ilişkin banka tahvili alımına dair de herhangi bir açıklaması yok. İlk fiyatlamaları çok hızlıca bakalım, ondan sonra konuğumuzun yanına geçelim. ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar bizlerle birlikte olacak. Euro dolarda ilk etapta bakıldığında sert bir fiyatlamayla 1.09'un altına kadar indiğimizi gördük. Keza yine Alman 10 yıllık tahvil faizlerinde önemli ölçüde etkisi oldu. Şu aşamada nereye kadar gidecek ona bakıyoruz. Stoxx 600 endeksi yukarıda, hisse senetlerinde özellikle Alman bankalarında %5 ile 7 arasında yukarı yönlü hareket görüyoruz. Hemen hemen tüm finans sektöründe yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Keza bunu DAX endeksi üzerinde de net bir şekilde görmek mümkün. 10 bin puana yaklaşmış durumda şu anda DAX endeksi. Keza yine Borsa İstanbul'da da pozitif momentumu oldukça destekledi. Yaklaşık olarak %1 civarında yukarıya kadar gelmiş durumdayız Borsa İstanbul açısından da. Diğer yandan dolar TL'de de aşağı yönlü hareketli 2.87'lere doğru bir geri çekilme gördük. Euro TL aynı şekilde. Euro yen, euro sterlin, euro her şeye karşı şu anda değer kaybediyor. Nereye kadar? Onu konuşmak üzere geçelim masaya ve ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar'a hoş geldiniz diyelim. Şimdi aslında Avrupa Merkez Bankası kararını kısaca yorumlayacağız. Özellikle Draghi'nin toplantı içerisinde vereceği mesajlar da elbette önemli ama paketin büyüklüğünü görmüş olduk. Evet. Ne kadar tatmin edici diye bir sorayım. Çünkü konuşulan 7-8 senaryonun 6'sının altını doldurmuş oldu böylece. Piyasanın beklentisinin büyük bir kısmını yerine getirdi, hatta bazı noktalarda aştığını da söyleyebiliriz. Piyasanın beklentisi birazcık basitti. 10 bas puan mevduat faizinde gerileme ve 10 milyar euro aylık tahvil alım miktarında bir artış beklemekteydi piyasa. Bunun 20 milyar euro olduğunu görmekteyiz. Özellikle tahvil alım kısmında bu piyasanın beklentisinin de üzerinde bir rakam. Diğer yandan hem marjinal faiz oranında hem de politika faiz oranındaki 5'er puanlık gerilemede Avrupa Birliği'ndeki zayıf bankaları korumak açısından yardımcı olacaktır sisteme. Piyasadan da ilk tepkilerden gördüğümüz kadarıyla Mario Draghi Aralık ayında yapamadığını Mart ayında yapmış oldu. Şimdi buradan sonrasında fiyatlama bizi nereye kadar taşıyabilir biraz daha detaylı olarak tartalım isterseniz. Çünkü euro dolara baktığımız zaman geldiğimiz yer kabaca 1.0860'lı düzeyler. Bu yeterli midir? Piyasa üzerine ne kadar daha baskı yaratabilir? Çünkü hani bir tarafıyla bakıldığında bir realizasyon da olabilir deniliyordu. Evet. Öyle değil. Paket kuvvetli gelince biraz aşağı bastı. Nereye kadar basabilir paleti? Biliyorsunuz 2011 yılına itibaren piyasada bir euronun 1 euro 1 dolar paritenin 1'e gelme
konusunda bir beklenti var. Piyasada her yıl yanılmakta bu konuda. Şu andaki fiyat hareketinin 1.08-1.12 arasında dalgalanması içinde bulunduğu kanalın içinde varsaymak gerekiyor. 1.08'in altına doğru bir sarkma muhtemelen tekrar 1.05'teki taban seviyelerine euro dolar paritesini getirebilir. Fakat şu anda piyasanın tepkiyi birazcık düşük kaldığını söyleyebiliriz paketin büyüklüğünü düşünürsek. Özellikle 1.08.50'de tutunması euronun hala güçlü olduğunu göstermekte. Diğer taraftan tabii önemli unsurlardan bir tanesi bankanın, Avrupa Merkez Bankası'nın şirket tahvili almaya başlayacak olması. Burada iki seçenek vardı. Ya şirket tahvili alabilir alım evrenini genişletebilmek için. Çünkü şu anda Avrupa'daki tahvillerin yarısını alamıyor Avrupa Merkez Bankası. Kendi kur koyduğu kural dolayısıyla. Evet. Ya bu kuralı kaldıracak ya şirket tahvili alacak deniliyordu. Şirket tahvili almayı tercih etmiş gibi görünüyor. Tabii ki özellikle 20 milyar euro artırması aylık alım programını ECB'nin elini kısıtlamaktaydı. Özellikle Alman bonolarının %50'sinin -40'ın altında olması zorlaştırmaktaydı. Özellikle şirket tahvili alması birazcık benim için de sürpriz oldu. Ben daha çok devlet tahvillerini ya da bölgesel hükümetlerin tahvillerini almasını beklemekteydim. Burada tabii bir etiksel sorun da oluşmakta. Hangi default risk mi olacak yoksa sepeti mi alacak, ayrı mı alacak? Yatırım yapılabilir seviyedeki tahvilleri alacağını açıkladı. O zaman direkt ekonomiye yansıyacaktır ve Avrupa'daki işleri daha da kolaylaştıracaktır bu anlamda. Banka tahvili almayı tercih etmemiş. Evet. Orası bankalara da zaten litrolarla destek olmakta. Zaten diğer programlarla da bankaların yükünü hafifletmekte bu mevduat faizindeki -40. Bir yerde bankaları cezalandırma olarak düşünecek olursak. Hı hı. Diğer taraftan yine önemli unsurlardan biri sadece mevduat faizini değil aynı zamanda politika faizini ve marjinal fonlama faizini de aşağı çekmiş olması. Ara çok fazla açılmış olacaktı politika faiziyle. Dolayısıyla buradaki adım dikkate değer gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bence de öyle. Zaten -20 yerine -10 yapmasının bir sebebi de muhtemelen alabileceği sepeti geniş tutmak içindi. Çünkü -20'ye çekseydi bazı Alman tahvillerini de gene alamayacaktı. Aradaki makasını da daraltması muhtemelen Avrupa bankalarına özellikle zayıf olanlarına destek niteliğinde düşünebiliriz. Alman 10 yıllık tahvil faizi %0.17 seviyesine kadar geri geldi. Dolayısıyla aslında bir anlamda ilk etapta aşağı yönlü bir hareket oldu. Sonrasında biraz daha toparlama çabası içerisinde ama Alman 10 yıllıkları. Buradan daha ne kadar aşağı gidebilir? Bu alım evreni de genişledi. Alımla ilgili belki bir parça daha rahatlattı kendini -0.40'a getirerek Avrupa Merkez Bankası. Yani hem Fransız tahvilleri hem Alman tahvilleri neredeyse sıfır seviyesine yaklaştılar. Doğru. Orada tabii ki Japonya'da eksiye geçmesinden sonra Avrupa'da da aynısı olacak mı diye bir kaygı ya da beklenti var. Benim kişisel düşüncem gelecek aylarda özellikle Avrupa bölgesinde enflasyonun bir miktar kıpırdanması mümkün. Eğer bu olursa zaten Almanya oyunluklarının da bir miktar daha yukarı gitmesi mümkün bu kadar güçlü bir politika aracına rağmen. Tabi bunun etkileri de birazcık konjektürün özellikle emtialar tarafında yönün yukarı dönmesi ve dünya ekonomisinde ikinci yarıda beklediğimiz toparlanma olarak özetleyebiliriz. Burada önemli olan unsurlardan biri iki tane daha önce yapılmış olan ilki LTRO şeklinde, ikincisi TLTRO şeklinde bankalara doğrudan para verme şansıyla kredi kanalını genişletmeye çalışan bir hareketti. LTRO'larda da belli ölçüde para sağlandı ancak bunların çoğunun Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosuna aşkın rezerv olarak geri geldiğini gördük. Şimdi 4 tane daha veriyor Avrupa Merkez Bankası. Bu kez vadeyi uzatmış. Bir önceki LTRO'da 3 yıl olan vade şimdi 4 yıla çıkmış oldu. Ne dersiniz? Burada Avrupa Birliği Merkez Bankası hem ekonomiyi canlandırmak isterken bir yandan da sistemsel kaygıları özellikle Ocak ve Şubat ayında Avrupa bankalarına olan atağı da korumak için kendisini daha kaliteli bir finansman imkanı sunmakta bankalara. Zaten son 2 yılda baktığımızda ECB'den çıkan paranın ekonomiyi canlandırmaktan öte varlık fiyatlarında çok büyük dalgalanmalara yol açtığını görmekteyiz. Bunun sonucu olarak da birazcık belki ekonomik güven endeksinin gerilemesinin bir sebebi de bu olabilir. Çünkü öngörülebilirlik birazcık daha azaldı. Özellikle hem hisse senedi tarafında hem döviz tarafındaki volatilitenin artması bu fazla likideden dolayı. Avrupa Birliği Merkez Bankası bunu da bir şekilde elimine etmek istiyor. Şimdi burada bir başka önemli nokta da tabii bugün bunun heyecanlı piyasa yaşıyor. Ufak ufak fiyatlamaların hafiften tersine doğru gelmeye başladığını, bir realizasyonun gelmeye başladığını da gördük. Özellikle Draghi'nin basın toplantısı öncesinde ilk harekette parayı yapanlar şimdi bir miktar geri çekiliyor. Grafikler direkt boynunu eğmeye ya da aşağıda olanlar yukarı çevirmeye başlamış gibi. Bundan sonrası için
Şimdi bir adım gördük Aralık ayında. Hı? Şimdi Mart'ta evet. Gerçek adımı da gördük. Bundan sonra bir süre bunu görmeye çalışacağız etkilerini. Ama sonrasında elde ne kadar kurşun varı biraz tartışalım. Tabii ki zaten varlık fiyatlarındaki tek etken Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın politikası değildi. Özellikle Ocak ve Şubat ayındaki dalgalanmalardan dolayı çok geri çekilen varlık fiyatları yukarı yönlü bir hareket geliştirmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın politikasıyla da bu birazcık hızlanmış durumda. Hatta sabah arkadaşlarla sanki bazı piyasalarda kar realizasyonu olabilir bu heyecanın ve iyimserliğin etkisiyle diye konuştuk. Bundan sonrası birazcık Çin odaklı olacak. Özellikle Çin ve emtia kompleksinin 2016'daki hareketi piyasalar üzerinde Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan daha çok etkin olacaktır. Bunun ilk etkisinden sonra piyasaya yansıması muhtemelen başka faktörlerin devreye girmesiyle azalacaktır. Burada hani bankaların kendi bilançoları içerisindeki negatif faizin önemli ölçüde yan etkisi vardı. Evet. Bugün açıklanan LTRO'larda bunun da etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çünkü bir taraftan varlıklar üzerinde evet. Ciddi anlamda soru işareti yaratan bir tablo var. Hani negatif faiz evet bankaların günlük operasyonlarını evet. Ve zorunlu karşılıklarını da oldukça zorlar hale gelmişti. Şimdi verilecek olan 4 tane TLTRO'daki para bunlar da negatif faizle veriliyor olacak haliyle. Dolayısıyla bu aradaki makası kapatabilir mi? Ne dersiniz destekleyici anlamda? Kesinlikle ilk manşetler düştüğünde zaten onu düşünmüştüm ben. Bu bankaların riskleri nasıl olacak diye. Onu da elimine etmek için Avrupa Merkez Bankası LTRO'ları devreye sokmuş durumda. Diğer bir etken de politika faizinde ve marjinal faizde yaptığı 5'er bas puanlık indirim olarak düşünebiliriz. Bu arada yine belki bundan sonraki aşamada Türk varlıkları nasıl etkileniri de tartışabiliriz bunun içerisinden. Önemli ölçüde etkiyi görebileceğimiz yer sanki risk kanalı. Dolayısıyla bu risk iştahını belli ölçüde desteklerse Draghi'nin konuşmalarında da benzer şeyleri görür. Ve piyasa evet ECB geldi destekleyici kaldı kalmaya da devam ediyor şeklinde. Uzun sürede böyle kalmaya devam edecek şeklinde bir algıyla devam ederse bunun bizim varlıklarımıza olan etkisi ne olur? Özellikle borçlu olan özel sektörün borçlarının büyük miktar kısmı euro cinsinden olması onların yükünü hafifletecektir euro doların geri gelmesi nedeniyle. Eğer bu Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yaptığı politikalar Avrupa Birliği euro ekonomisini canlandırır ve enflasyonu da artırırsa ana ihracat kanalımız olan Avrupa sayesinde oraya olan ihracatımızda artması sebebiyle büyümemize pozitif etkisi olacağı kesin. Diğer yandan da tahvil fiyatlarında bir miktar gerileme yaşanabilir bunun etkisiyle. Borsa İstanbul'da 80 bin puanın eşiğine kadar taşımış durumda şu an itibariyle. Evet. Dolayısıyla buraların kalıcı olmasını bekler misiniz? Çünkü hani ilk tepkide 80 bin zaten Borsa İstanbul'da uzunca bir süredir doğru. Yolu gözlenen seviyeydi. Şimdi bir değdik geri geldik. Nedir burası için beklentiniz? En son Kasım seçimleri sonrası görmüştük 80 bin üzerini. Tekrar bu yılın zirvesi oldu. Evet bu yılın zirvesi her gördüğümüz yukarı bu yılın zirvesi şeklinde devam etmekte. Tabii 80 bin özellikle birkaç yıllık bir maliyet bölgesi olması sebebiyle burada bir miktar satışlara oluşabilir. Diğer yandan bizim kurum olarak da beklentimiz 2016'nın ikinci yarısının dünya ekonomisinde büyüme odaklı bir yıl olması. Oynaklıkların daha çok ilk yarıda sınırlı kalacağı şeklinde. Bunların gerçekleşmesi durumunda bizim yıl sonu için BIST 100 hedefimiz 86 bin 90 bin puan civarında daha çok 90 bine yaklaşık. O sebepten yukarı yönlü hareketin devamını beklemekteyiz. Tabii ki arada düzeltmeler, geri çekilmeler olacaktır. Bu aşamadan sonra Draghi basın toplantısında ne söylerse şu anki ortam biraz daha tersine dönebilir. Ne söylerse buradaki iştahı biraz daha yukarıda görebiliriz. Sanki her şeyi söylediler böyle çok sürpriz tarafı kalmadı gibi toplantı tarafına. Tabii orada Brexit konuşulacaktır. Onun Avrupa Birliği'ne etkisi. Onun dışında özellikle büyüme ve enflasyon beklentileri önemli. Orada bir revizyon olacak mı aşağı yönlü? Özellikle büyümenin 1.7'den 1.5'e çekilmesi durumu ve enflasyon hedefinin 1'den 0.5'e çekilmesi. Bunlar piyasanın algısını oluşturacaktır. Diğer yandan ilk defa 2018 enflasyon öngörülmesini paylaşacaklar. Buradaki paylaşımları da ECB'nin kendine ne kadar güvendiğini, 2018'e doğru enflasyonu hangi noktada beklediği açısından önemli bir etken olacaktır. Bir de bu arada daha önceki Avrupa Merkez Bankası toplantılarında biz genellikle şunu görürdük. Önce faiz kararı gelir. Ardından basın toplantısında diğer detaylar Draghi tarafından açıklanırdı. Evet. Bu kez her şeyin bir arada açıklanmış olması biraz piyasayı şaşırtmış gibi görünüyor. Hani İngilizce deyimiyle off guard, hani gardı düşük şekilde yakalamış gibi de görünüyor. Ne dersiniz? Kesinlikle. Aralıkta Mario Draghi piyasayı off guard yakalamıştı. Bu sefer
Piyasa onu yakalamıştı. Bu sefer tersi yaşandı. Evet, tersi yaşandı. Yani her şeyi bültenin içerisinde söylemesi tabii ki ilginçti. Toplantıya bırakmaması. Ben çoğu ayrıntıyı toplantıda duyacağımı düşünmüştüm. Gerçekten bayağı bir kaygılılar muhtemelen piyasaya yanlış mesaj vermeme konusunda. Şu piyasa tepkisinden sonra söylemi buna göre ayarlama uyarlama meselesi için ne dersiniz? İçeride onu bir 10 saniye falan düşündüm gerçekten. Piyasanın tepkisine göre acaba ikinci B planları var mı diye. İstediklerini almış gibi gözüküyorlar. Muhtemelen buna paralel açıklamalar gelecektir. Çok aykırı bir nokta beklemek birazcık sürpriz olur yani, tabii ki olmaz diyemeyiz. Diğer taraftan tabii şirket tahvilleri alıyor olması önemli. Biraz değinip biraz daha detaylandıralım isterseniz. Yaklaşık 900 milyar euro büyüklüğünde bir şirket tahvili büyüklüğü yatırım var Avrupa'nın. Dolayısıyla burası oldukça ciddi bir alım alanına dönüşmüş durumda. Şirketler üzerinden yapılabilecek olan bu alımlar hem şirket bilançolarını rahatlatması açısından hem de bankaların yükünü kredi verme anlamında hafifletmesi açısından dolaylı bir etki yaratabilir mi? Daha öncesinde bankalar kendi bilançolarındaki kaldıraç, sermaye kaldıracı yüksek olduğu için kredi vermede iştahsız davranıyordu. Fakat şimdi kredi verilecek olan şirketlerin risklerini doğrudan karşılamaya hazır bir ECB varsa şirketlere daha pozitif bakarak hareket edebilir mi? Kesinlikle. Zaten Almanları buna ikna etmeleri bayağı Avrupa Birliği'nde bu işi kotarmak istediklerinin bir göstergesi olarak görebiliriz. Amerika bunu hepsini bir toplu bir şekilde bir program çerçevesinde yapmıştı. Tabii ki Avrupa Birliği siyasi yapısından dolayı krizler oluştukça kendisine dönüştürdü bazı kurumları ve araçları faaliyete geçirdi. Görmekteyiz ki işin ciddiyetini anlamışlar ve Euro'nun birliğine ve devamına yönelik her şeyi yapacaklar. Olumlu sonuç oluşması mümkün. Bu arada yine realizasyon veya ECB'nin beklentileri tam olarak karşılayamaması halinde yukarıda yeniden 1.20'lere doğru bir euro dolar hareketi görülebilir diyen görüşler vardı. Ne dersiniz, bu hareket onun tamamen önünü kesmiş olabilir mi yıl sonuna kadar? Açıkçası bu yıl için euro dolarda ben de 1.15'ler civarı bir kapanış beklemekteydim yıl sonu. Bu genişleme paketinden sonra tabii ki o bir miktar tehlikeye düşmüş durumda. Burada birazcık Avrupa Birliği'ndeki enflasyon ve büyümenin verilerine bakmamız lazım gelecek birkaç ay. Eğer orada olumlu bir gelişme olursa böyle şeyler mümkün. Zaten piyasanın tepkisini ben özellikle euro dolarda sınırlı olduğunu düşünmekteyim. Özellikle 1.08'in üzerinde kalması euroya bir miktar talep olduğunu göstermekte. Altını biraz negatif etkilemiş gibi görünüyor. Yaklaşık %1 kadar aşağıda görüyoruz altın fiyatlarını. Dolayısıyla bu genişlemeci adım dolar üzerindeki etki ve oradan yani euro zayıfladığı için ister istemez dolar kuvvetlenmiş oluyor. Doğru. Dolar endeksini belli ölçüde kesinlikle kuvvetlendirmiş oluyor. Bundan mı kaynaklanır altındaki satış, ne dersiniz? Direkt tabii ki altını bir şeyle ilişkilendirmek çok zor. Ortada bir şey yokken 1100'lerden 1260'lara kadar hızlı bir hareket geliştirdi. Orada tabii Amerika'da dinlendirilen negatif faizin de etkisi mümkündü. Tabii bir miktar doların güçlenmesi altın üzerinde de baskı oluşturmuş durumda. Teknik olarak da 12.60'ları geçemeyen altın bir düzeltme hareketi içerisinde. 12.38'lerin üzerinde kalması durumunda ise tekrar 1300'lü hedeflere doğru bir yükseliş sürebilir. Peki, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi geldi. Basın toplantısı şu an itibariyle başlamak üzere Frankfurt'ta. Dönüyoruz bakalım bu kararın ardından neler söyleyecek Mario Draghi.